Herkese merhabalar. Makeup Stüdyoları ile sizlerle birlikteyiz. Sektör toplantısındayız. Türkiye yakın zamanda gerçek yaşadı. Deprem gerçeği, bu gerçek sonrasında insanlar acılar. Bizim yüreğimizi dağladı. Çok sayıda kaybımız var ve çok sayıda da insanlar bu anlamda birliktelik, beraberlik örneği sergilediler. Artık denizde de malum biliyorsunuz birinci deprem kuşağında biz son dönemlerde yapmış olduğumuz bütün programlarda bu gerçeği izleyicilerimizin dikkatine ve bilgisine sürmeye çalışıyoruz. Ve değerli bir konuğumuz var. Ali Soydemir. Soydemir İnşaat'ın sahibi kendisi. Bu sektör toplantısında denizdeki inşaat sektörü ve bundan sonraki süreçte yaşanacak olan gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz. Yine diyorum son dönemlerde 1000'den fazla depremzede ailemiz denizliğe geldi. Ve çeşitli mahallelerde biz bunları yerleştirdik devlet kurumlarıyla. Onların da yine bir şekilde yardımlarına devam ediyoruz. Muhtemelen Ali Bey de aynı şeyi söyleyecektir programın sonunda. Biraz insaflı davranmakta fayda var. Yine diyoruz kiralar arttı, her şey arttı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Soydemir. İnşaat işleriyle uğraşıyorum. Ayrı yatan kömür ticaretiyle uğraşıyorum. Madencilik işleri yapıyoruz. Yaklaşık 20-22 senedir falan bu sektörün içerisindeyim. 2,5 senedir, 3 senedir de kömür ticaretinin içerisindeyiz. Elimizden geldiğince inşaatların en sağlamını tetikte bir şekilde, düzgün bir şekilde inceleyerek elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Artık kaliteli evler, kaliteli fiyatlar bu ikinci plana mı geçecek? Şimdi ev alırken nelere dikkat etmesi lazım? Şimdi ev alırken nelere dikkat edilmesi değil, inşaat sektörünün içerisinde yapı denetimler özellikle ne kadar çok kat olursa binalar da o kadar çok fazla sağlam olur. Şimdi binalarda normalde kaçak yapmayın, ihtimali yok zaten. Plan çizilir, proje çizilir, plana göre, projeye göre zaten gidersin. Hani bazıları der ki, eksik demir attı, fazla demir attı, onu yaptı, bunu yaptı. Tabi bunlar şimdi yapı denetimler gelmeden önce, 2000'li yıllardan önce çok fazla oluyordu. Eski binalarda, eski yapıtlarda. Adam şimdi, o zaman şimdi mikserler falan çıktı zaten. Pompalar çıktı bizim, katı betonlarımız çıktı. Tabi eski dönemlerde insanlar elle yapıyordu bunları. Kazmalıkla, küreklerle beraber karıştırıyorlardı. Kovalarla çıkıyordu. Kolonlardır, tablelerdir mesela bunları öyle yapıyorlardı. Mesela diyelim 1 metreküp kumun içerisine 3 torba çimento girecekse 2 torba çimento atabiliyordum bunu. Denetleyici yoktu, onun yoktu, bunun yoktu. Ama tabii şimdi 2000'li yıllardan sonra özellikle 2002'den 2003'ten sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı özellikle bu işlerde çok katı olduğundan dolayı İstanbul depremini biliyorsunuzdur zaten. Orada binlerce evler yıkıldı, hep eski yapılar. Hani takip edilmeyen evler yıkıldığından dolayı özellikle 2002 yılından sonra hani Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten ilk zaten hükümetin başına geldiğinde sadece teçhiz zaten bunlarla ilgilenmek oldu. Yapı denetimleri zaten ondan dolayı çıkardı. Hani bakanlıklarımız çoğu her şeye müdahil olamadıklarından dolayı yapı denetimleri çıkardı. Ama katı olması gereken tek şey tabii bunun üst mercideki insanların takip etmesinin mümkünatı yok. Hani herkes diyor ki bazen yok şunlar suçlu, bunlar suçlu. Suçlu olan kişiler varsa, suçlu olan kişiler biziz sadece. İnsanlar suçludur. Devletin bu işlerde onda bunda kesinlikle ne bir suçu vardır ne bir şeysi vardır. İnsanların yanlışı varsa insanların kendi içerisindedir bunların. Her insan benim için, ben Türk milliyetçisi olarak da, Türkiye milliyetçisi olarak da her insan kendisi yapmış olduğu işi vicdanıyla, merhametiyle ne kadar çok sağlam yaparsa o kadar ölümler azalır. İstediği kadar depremler olsun, istediği kadar her şey olsun, o kadar da yıkımlar azalır. Bu son depremde dediğiniz gibi 2000 öncesi yapılan evlerde yıkım oranı çok daha fazlaymış. Tabii. Bu yapı denetim kanunu, yasa işe yaradı o zaman. Tabii ki canım herhalde zaten dedim ya, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten o hükümetin başına geldikten sonra özellikle şimdi hastanelerdir, yollardır, onlardır, bunlardır. Bu depremde ben şimdi kendim afiyon Dinarlıyım. Dinar depremini 1995'te 1 Ekim'de. Birebir yaşamış bir insanım ben. Tabi o dönemde hani insanlara bazı şeyleri ilgilenemiyordu. İnsanlar kafasına göre bir şeyleri yapabiliyordu. Yıkımlar çok fazla oldu mesela Dinar depreminde. Ama 2002'den sonraki olan mesela şeylerin, evlerin, 2003'ten sonra, 2002'den sonra olanların, özellikle de yapı denetimler çıktıktan sonra olanların yıkılma olası %20'ye kadar, %15'e kadar, aşağıya kadar çekildi bu. Onların zaten hani katı davranmalarından dolayı. Mecburen çünkü katı davranmak zorundalar. Benim yapı denetimcim vardır mesela. Şimdi bazı bizim inşaatçılar vardır. Beton atarlar. Beton atarken katı basmak, tabloyu da
kolonlara da katı beton koymak her zaman için iyidir. Bazıları vardır mesela mikser dönerken azıcık bir şey su basarlar. Pompadan birazcık daha rahat gelsin, table birazcık daha düzgün çıksın diye. Tablenin düzgün çıkması önemli değil zaten bunda. Bunun üzerine sıvasını yaptığın zaman, altısını yaptığın zaman, onları bunları yaptığın zaman zaten bunlar düzelen bir şey. Esası sağlam olanı, neyse onu uygulamak önemlidir inşaat işlerinde. Bizim kömür ticaretinde de aynı. Kömürü tek bir yıkama yaparsın, kömürün kalorisi olur 3500-3800. İşe hile katmadan iş yaparsın, çipli yıkama yakarsın, 5000 kaloriye çıkar bu. Kömürün birazcık daha iyi yanar. Ne kadar kaliteli malzeme kullanırsan o kadar iyi verim alırsın her şeyde. Genelde bu son yaşanan olaydan sonra inşaat yapan insanlara bir psikolojik bir baskı oluştu mu? Ya mesela işini düzgün yapanlarda bir sıkıntı olmaz ama. Kesin vicdanı rahat olan insanlarda zaten olmaz. Strese girmiş olabilir. Tabii canım illaki girer. Şimdi bizim inşaat sektöründe hani yarası olan kocunur derler ya, inşaat sektörü de her sektörde bu böyle. Benim yaram yoktur, ben kocunmam, strese girmem, ona buna girmem. Şimdi haberlerde seyrediyoruz, bina daha yeni yapılmış mesela, 3 son olmuş, 4 son olmuş bina yapılalı, yıkılmış. Adam havalimanında yakalanıyor. Orada burada yakalanıyor. Gönlü rahat olan insan kaçmaya teşebbüs eder mi? Etmez. Ama gönlü rahat olan adamlar ne yapıyor? Kalıyor. E tabii ki zaten bir soruşturması başlayacak, onu başlayacak, bunu başlayacak. Sonuçta binlerce can gitti orada. Binlerce can gitti. Binlerce de yaralımız var zaten orada şu anda. Hepimizin ciğeri bağırıyor buna. Şimdi orada ben de olabilirdim. Bir sürü arkadaşlarımız vardır mesela orada. Göçük altında kalıp ölenler. Şimdi Peygamber Efendimiz der ki ani gelen ölüm şehitlik mertebesindedir diye. Allah hani onlara rahmet eylesin. İnşallah mekanı cennet olsun. Yaralılara da acı şifalar versin Cenab-ı Allah. Hani kimseye bu acıyı yaşatmasın. Her insanın vicdanı buradadır. Her insanın vicdanı kendisidir. En baştaki gereken, en baştaki olması gereken o. Bir işe giriyorsan sadece inşaat değil, gıda sektörü de olsun, inşaat sektörü de olsun, mobilya da yap, onu da yap, bunu da yap. Ne ticaretini yaparsan yap. Düzgün ahlaklı yaptıktan sonra, vicdanlı bir şekilde yaptıktan sonra akşam eve vardığında kafanı yastığa rahat bir şekilde uyuyorsan sen doğru insansın. Haberlere konu olduğu bir tane bina var. Deprem bölgesinde ayakta kalmış. Adama sormuşlar, gerekeni yaptım demiş. Muhtemelen bu. Yani şimdi, bu anlatılan şeyin özeti bu. Yani ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Ne eksik ne fazla. Şimdi bir binaya, şimdi dedim ya bizim insanlarımızda da var bazı sıkıntı diye. Şimdi bir binanın taşıma hacmi nedir? Misal farz diyelim ki 20 ton. Bu binanın üstüne 21 tonluk bir şey atarsan ne olur? Bina çökmeye başlar. Zaten bir binanın oturma şekli 3 yıldır. Bina 3 yıldan önce zaten oturmaz. Zemin etüdünü sağlam yaptırırsan, haritacan düzgün olursa bu işlerde, ondan sonra özellikle de bizim inşaattaki esas ana temel, temeldir. Bir, iki, kalıptır iki. Zaten binayı tutan şeyler budur. Yanındaki çalıştırdığın insanlar insaflıysa, sen arkana dönüp gittiğinde senin arkandan işim hızlı bitsin, bir an önce bitireyim gideyim derdine düşmüyorsa kafan rahat olacak. Bu türlü insanlarla çalışmayacaksın en başta. İşimi hemen birden bitireyim, birden yapayım gitsin. Bu şöyle değil. Normalde bir tablenin normalde söküş anı vardır. Betonu dökersin. Kışın 21 günde, yazın 15 günde sökersin. Bizim bazı insanlarımız var, bir bakıyorsun betonu döküyorlar. Hadi bakalım 3 gün sonra, 4 gün sonra hurra. Tableleri çat 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 söküyorlar. Üstünden hemen tekrardan yine kolon çıkılıyor. Tekrardan yine kolon çıkılıyor. Bu yapılan şeyler mesela yanlış bunda. Onu ben çok geçiyorum. Şimdi bir yoldan geçiyorum. Bakıyorum bomboş. Bir daha geçiyorum. Harfiyat yapmamış. Bir daha geçiyorum. Temel atılmış. Tabi bu hemen bir daha yani kısa sürede bir günlük bir mevzu. Tabii canım. Abi en son geçişimde lan diyorum ne zaman bu binayı yaptılar? Bina bu kadar kısa sürede yapılabiliyor mu? 3 i̇şte, katlı 4 katlı fark etmiyor. Yani. Şimdi bina hızlı yapılabilir mi? Binalar hızlı yapılabilir. Kalıp aşamasındaki binalar ağır bir şekilde durur. Şimdi bir geçtiğin zaman bakarsın tabi harfiyat yapılıyordur. Bir bakmışsındır temelin betonunu atmışlardır. Temele demirini döşemişlerdir. Kolonlarını dikmişlerdir. Tabloyu hazırlamışlardır. Bu aslında sizin her geçiş zamanınız hızlı gibi geliyor. Şimdi bazen bana da gelir. Ben dedim ya 20-22 senedir bu işin içerisindeyim. Yukarıda Bağbaş tarafında oturuyorum ben. Bir bakıyorum yukarıda mesela yukarıya çıkarken adam daha temel yazmış. Evet. Ama bir daha bakıyorum
Adam iki kat birden tablo yapmış. Aslında geçen zaman geçiyor. Biz onun kısa mesafesini kısa zannediyoruz. Zaman geçiyor zaten. İnsanlar zamanında yapıyor ama toplu bir şekilde yapıldığı için iş sadece hızlı yürüyor. Hem normalde inşaatta ne betondan çalma şansın var ne de demirden çalma şansın var. Zaten bunların belediyelerimiz zaten bir yandan bunlara ilgileniyor. Yapı denetimcileri zaten ayrıyeten ilgileniyor. Zaten inşaat aşamasındayken bunu yapmanın zaten mümkünatı yok. Adam geliyor şimdi demirin düşüyor yapı denetimci gelir. Hele benim bir tane ismini veremem önemli değil bir tane yapı denetimci bir kardeşim vardır. Yıllardır sevdiğim saydığım bir insan babasının oğlum dayı tanımaz. Babasının oğlum dayı. Gelir böyle eline metreyi alır metre metre santim santim ölçer. Gümüşlerde bir inşaat yapıyorum geçen sene 1 milim sadece 1 milim kaymış kiriş 1 milim. Abim dökelim bunu tabloyla şey yaparım olmaz abi dedi. Düzeldiriz dedim hani tesviyeyle beraber 1 milim bak. 1 milim. Toplamda komple bütün alana tesviye yapmış olsam belki binaya 50 kilo ancayı kuracak. Abi dedi Allah muhafaza dedi. O günde de deprem oldu. O 50 kilodan dolayı dedi, yıkıldı. O an benim de kafam çalışmadı mesela. Hayatta öyle bir şey yapmam. Söylemiş bulundum sanırım herhalde orada. Abi o an içinde o 50 kiloluk dedi yük balkonu düşür dedi ya. O zaman için ailemin birisi de balkonda. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin? Haklı adam. Haklı. Vebal büyük şimdi. Bizim insanlarımızda yani aslında hani her insan kendine hata yapıyor. Bizim düzgün insanlarımız hani bizim inşaat sektörünün içerisindeki hemen hemen tamamı mı bu şeyleri mesela yanlışlıkları yapar? Hayır. 10 barman onu bir değildir zaten. Bir tane illaki 10 kişiden bir tanesi çürük çıkar. Ama bu geçmişte çıkabiliyordu bu. Şimdiki bizim hükümet sistemimizde zaten bunların olmasının mümkünatı yok. Devlet zaten göz açtırmıyor buna. Göz açtırmış olsaydı işte biraz önceki dediğim gibi patara çatara bütün hepsi yapılır biterdi komple. Bir bakmışsın bina senin iki güne bir tablo sökerlerdi kafalarına göre. Tablo sökerlerdi. 4 katlı bina yapacaksın bugün. 6 ayda 7 ayda bitecek olan binayı 2 ayda bitirdin. Ben 4 katlı binayı bitiremedim mi ya? 9-10 ay sürdü benim binam. 9-10 ay sürdü. 10 ay sürdü. 15 günde bir tabloyu söktüm ben. Yazında. Ben orada ne diyorum biliyor musun? Böyle hızlı biten binaları parası çok herhalde falan diyorum. Böyle genç biten binaları da herhalde parası kalmamış. Bir yerden para bekliyor diyor. Düşünüyorum. Muhtemelen de birçok insan aynı şeyi düşünüyor. Yok işte o aslında... Biz olaya farklı yerden bakıyoruz. Yani. O aslında tam tersi gibi oluyor ama illa ki hızlı biten binanın da mesela hani çok fazla parası veyahut da ağır giden binanın da para durumuyla bu işin alakası yok mu zaten? Parası olmayan adam zaten inşaat işine girmez. Çünkü inşaat sektörü en ağır bir sektördür zaten. Betonun alıyorsun ayrı bir dert, demirin alıyorsun ayrı bir dert. Sürekli para giden bir meslek bizim iş. Şimdi ticaret kömür yaparsın hazır para. Müşteri gelir, parasını verir, kömürünü alır, basar gider. Kaç ton sarmış? 30 ton. Kaç lira diyor? 10 lira diyor, 20 lira diyor. Parasını alır, basar gider. Ama inşaat da öyle değil işte. Sürekli cebinden parayı harcıyorsun. Sürekli cebinden parayı harcıyorsun. Binayın bittiğinde para kazanmaya başlıyorsun artık. Adam geldi temelden. Facebook'ta sağda solda görüyoruz sosyal medyalarda. Adam diyor ki temelden sattık. Bu insanlar acaba projeyi görüyor mu veya bir şey bunlara ne veriliyor? Tabii ki şimdi. Yani temelden bu adam alabiliyorsa ya çok fazla güveniyor. Yok. Ya o... hakikaten ya o cümleyi kuramıyorum yani. Temelden alıp da bu işin güvenç meselesi de yok. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor şimdi bizim insanlarımızın. Ya günümüzde şimdi bundan 3-4 sene öncesi hani 5 sene öncesi 200-300 milyara almış olduğum ev günümüzde şu anda 1,5-2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Burada denizde Çakmak diye bir yer var mesela. 180-200 metrekare bir yer almaya bak bakalım. 2,5-3 milyondan aşağı değil. Ama şimdi insanlar temelden girerse bazı müteahhitlerimiz var bizim. Paraya ihtiyacı oluyor veyahut da hani cebinden doğru düzgün para harcamak istemediğinden dolayı da hani durumu veyahut da ne diyeyim hani art niyet değildir, fazla bir şey değildir. Temelden aldığın zaman uyguna geliyor mesela. Şimdi bittiğinde 1,5 milyona alacak olduğun daire senin temelden alıyorsun 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin lira. Şimdi alacak olan kişi 200 bin lira bugün. Ufak bir para değil ki. Ona göre gidiyor mesela kredisini çekiyor veyahut da birikimi varsa al kardeşim diyor kaç para bu iş? 2 milyon lira. Sen bana bunu kaç para vereceksin? 1,5 milyona. Veriyor 500 bin lira sonra oraya yapıyor sözleşmesini. İşlemi bittikten sonra gidiyor bankadan kredisini çekiyor. Veriyor. Zaten bu işlerin çoğu hep krediyle döner zaten.
peşin hani cebinde biriktiren şimdi 1,5-2 milyon para biriktirmeye zaten mümkünatı yok. Aynen. En az 5 sene yemeden içmeden çalışman lazım zaten. Peki bu son dönemlerde yine kira artışları var. Denizli yapı stoğu anlamında iyi. Yeni binalar çok fazla ama bu kira artışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kira artışlarını şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dedim ya biraz önce. İnsanların vicdanı kendisidir diye. Şimdi her insanın değil, bu konu birazcık derin konu. Fırsatçılık yapmamak lazım ne olursa olsun. Şimdi %100, %1500 şimdi geçen sene verdiğin kira 1000 lira. Adam işine gelirse diyor bu sene verdiğin kira 4000 lira. 1+1 evleri düşünsen 3 milyar, 3,5 milyar şu anda 1+1 apartlar. Adam 140 metre yere gidiyor şimdi. Gerçi Denizli zaten bölge bölge. 9 kabaklara gidiyorum bugün 1 milyar, 1,5 milyar. Çakmak tarafına çıkıyorum 5 milyar, 6 milyar. Çamlık tarafına çıkıyorum 8 bin lira, 10 bin lira. Aslında bunun hepsinin normal standart. Bölge bölge değil de hani zengin bölgesi, gariban bölgesi, işçi kesimi, orta kesim olarak ben değil. Herkesin standart aylık arttırabileceği nedir bunun mesela şimdi tepeye tüfeğe kadar %25'tir bu. Doğru mu? Dedim yani bizim insanlarımızda var bazen hata diye. Hani konu iyice derine doğru gidiyor. Bir o kadar şefkatli bir o kadar da gaddarız. Tabii. Yani. Ha kendi içimize karşı da şefkatliyiz. Kendi içimize kadar da gaddarız. Mesela şimdi deprem oldu. 10 tane şehir yıkıldı. Ben Denizli'de ben Afyonluyum. Benim memleketimde de aynı. Denizli'de oturmaktan, denizde para kazanmaktan mesela gurur duyuyorum ben. Biz günlerdir mesela. Günlerdir uğraşıyoruz. Depremin olduğu günden bu yana telefonlarımız bizim susmuyor. Gelen insanları böyle hani yerleştirmek, insanların, halkımızın mesela depremzedelere istediğiniz kadar kalabilirsiniz burada demeleri, bu ayrı bir zaten bir şey, onur verici bir şey zaten bu. Tabii canım herhalde biz en zor zamanda, bizim iyi zamanımız olmasın. Yani. İyi zaman her zaman olsun ama iyi zamanda biz birbirimize dost olmayalım. Tamam fırsatçısı da çıkıyor, ona da çıkıyor, buna da çıkıyor ama kötü zaman geldiği zaman bizim ülkemiz öyle bir güzel bir ülke ki bütün Avrupa'nın dahi ibret aldığı bir ülke. Dibindeki en başta hasım olan senin Yunanistan. Geçenlerde bir tane bir video seyrettik. Onun birazcık şeysi var. Küfürlü birazcık içerliği var. Türkiye ne diyor? Yunanistan diyor. Savaş açsa diyor. Ne olur diyor. Türkler buraya diyor. Darman doğan eder diyor. Neden dolayı diye soruyor. Türkler iyi zamanla birbirlerini tutmazlar ama Türkiye milleti olarak ben söylüyorum bunu. İyi zamanla birbirlerini tutmaz ama iş kötü zamana geldiği zaman değil diyor Yunanistan'a değil şeyi Amerika'yı oraya buraya Avrupa'yı fethederler diyor. Bizim milletimizin adım attığı her yer devlettir. Derler yani Türk'ün atının adım attığı yer devlet olur diye. Biz iyi zamanımızdayken birbirimize sıkıntı yok. İyi zamanda sırtımızı dönelim önemli değil. İyi zamanda zaten ihtiyacımız yok. Ama kötü zamanla bakma oluyoruz. Geçen gün bütün yayınlar hepsi ortak yayın yaptı. 150 milyara yaklaşık para toplandı atılan SMS'lerle beraber. 150 milyara yaklaşık para. Herkes yardıma koşuyor işte. Bizim milletimizi ondan dolayı yıkamıyorlar. Biz kötü zaman dostuyuz. Ne olursa olsun kendi içerimizde birbirimizi yeriz. Kavga da veririz, dövüş de deriz. Bazen hani yeri gelir ya. İnsanlar menfaat için yaşar, rızık için yaşar, para için yaşar. En başta Allah için yaşar. Dünya zaten geliş sebebimiz. Allah'a ibadetimiz. Doğup çoğalmak. Ve rızkımızı kazanmak. O kadar kötü değiliz ama hadi tırnak içerisinde kötü durumdayız. Amerika diyor size yardım edeyim diyor. Amerika'nın yardımını istemiyor. İstemiyor tabii. Böyle onurlu bir şeyimiz var. Yani düşman... Ama onurlu değil. Biz kendi içerimizde bunu çözüyoruz. İşte onurlu bir milletimiz diyoruz ya. Bizim devletimizin şu anda hiçbir şeye ihtiyacı yok çok şükür. İhtiyaç neden dolayı yok biliyor musun? Biz her zaman için bütün olduğumuzdan dolayı. Bizim ülkemiz zaten ondan dolayı parçalayamazlar zaten. Kötü zaman geldiği zaman biz böyleyiz. Kötü gün gittiği zaman herkes işine gücüne bakıyor. Şimdi Azerbaycan, canlaşımız, kandaşımız. Hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyorlar ya mesela. Onlar zora düştüğünde biz onları koşturuyoruz. Biz zora düştüğümüz zaman onları koşturuyor. Ama şimdi şunu artık bütün dünyanın normali görmesi lazım. Demek ki biz gerçekten sağlam bir ülke olmuşuz, güçlü bir ülke olmuşuz ki Avrupa bugün Türkiye'nin arkasında koşturuyor. Basın kimden dolayı? Bize birçok STK'lardan yardım şey yani bültenleri geliyor, fotoğraflar geliyor. Biz de çok gururla bunları kendi organlarımızdan, okullarımızda paylaşıyoruz.
Şimdi Bin civarında depremzede aile var. Denizli'de geldi, bunlar yerleştirildi. Sizin bunlara karşı bir yardımınız var mı? Şimdi ya çok şükür yardım insanların içerisinde kalması gereken bir şeydir. Şimdi bir elin verdiğini bir elin görmemesi lazım. Tamam, insanları teşvik olarak da medyatik olarak da bunları yapmak tamam doğru bir şey ama benim örfümde, adetimde yardım ettiğim insanlara, iyilik yaptığım insanları hani ne diyorlar, bir şey yapmak bana sadece yanlış geliyor ve ters geliyor. Tamam, dediğin gibi orası paylaşacak, yapılan iyilikleri paylaşılacak, yapılan yardımlar paylaşılacak. Bütün ülke bunu görecek. İnsanları birbirini teşvik edecek sürekli. Zaten gizli kapaklı bütün her şeyi yaparsan yardımın çoğalma gibi şansı yok zaten. Hani alenen bir dolaşırsın, yardım birazcık daha fazla toplanır. Oturduğun yerden yardım gelecek diye beklersin, yardım birazcık daha az gelir. Elhamdülillah biz de üzerimize düşen vardı, gelen ailelerimiz vardı. Onlar elimizden geleni yaptık. Oradaki yaralı olan abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize elimizden gelen hani gücümüz olduğu kadar. Kömürse kömürdür. Ondan sonra diyelim hani başka işte temel ihtiyaçlardır. Elimizden gelen bir şeyler varsa yapmaya çalıştık. Hani Allah'ım kabul etsin. Buradaki aileler de elimizden geldiği şekilde hani gelenler oluyor, arayanlar oluyor. Kendi elimizde olmuyor mesela, yerleştirdiğimiz ailelerimiz oldu. Burada da bayağı çok ailelerimiz oldu. O yüzden sordum. Şimdi isim zikretmek herhangi bir beis görmüyorum. Fatih Bağlan, emlakçı bir arkadaş. Evet. Kardeş aile projesi, daha doğrusu söylemi başlattı. Ahmet Türk yapar. O da emlakçı arkadaşımız. Çok, çok değer verdiğim bir tane bir kardeşimdir benim. Ve bunlar şimdi inşaat geziyorlar. Deprem bölgesinin doğru evi yalnız Ahmet Yurt yapar. Evet. Bizim kardeşimizdir. Tam siyasi hareketi zaten onun da şeysidir, bellidir. Ülkücü İşler Derneği'nde görev yaptığım bir tane. Çok değer verdiğimiz bir kardeşimizdir. İyi insandır, yardımseverdir. O depremin olduğu gün zaten oradaydı, Urfa'daydı. Hatta uçak falan bulamadı. Denizli'de, İzmir'de bütün arkadaşlarımız seferber oldu onu buraya getirmek için mesela. Şükür sağ selamet bir şekilde geldi. Birebir yaşadığı için o, biz orada yaşamadığımız için, biz bir koşturuyorsa o 10 katı, 20 katı koşturuyor. Dün konuştum, dostum diyor, işi gücü bıraktım diyor, boş apart bakıyorum. İşte bu gelen aileleri yerleştirmek için. Düşün yani, insan hakikaten çok duygulanıyor ve yardımseverlik bir tarafa da, o bizim kanımızda ve genimizde var herhalde. Tabii canım, varlığı değil. Hani ilelebetimizden, yani geçmişimizden ilelebetimize varıncaya kadar. Bu zaten bizim damarlarımızda dolaşan zaten asil kan. Geçenlerde hatta bir şeyde paylaşmışlar. Facebook'ta gördüm. Adam kendi canını hiçe saymış böyle. Normalde şimdi bizim madenlerde kepçeleri vardır. Herifin arabasının üstündeki 48 tonluk kepçe, lowbetin normalde, yani lowbet dediğimiz tır çekici, normalde arabaların 50-60-70 gitmesi lazım. Adam kendi ailesini bak hiçe sayarak da adam sanki freni patlamış gibi gidiyor. Arkasından taksi yetişemiyor bak. Başkalarının canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayıyor işte, değil mi? Biz öyle bir merhametli bir milletiz. Bir mesaj alalım. Herkesin vicdanı kendi polisidir. Aynen. Dedik. Ne söylemek istersiniz? Şimdi bizim sektörümüz olarak da söyleyeyim sadece. İnsanlar düzgün bir şekilde çalışıp, düzgün bir şekilde işini yürüdürse, hayat hiçbir zaman için aksilikler yaşanmaz. Vicdanlı bir şekilde yürüyüp, merhametli bir şekilde davranırsa, bizim ayağımızın da sekteye uğramasının şansı olmaz. Bu budur zaten her zaman için ya. Her zaman için el ele, yan yana, diz diz olmak bize yetecektir zaten. Kimseye de ihtiyacımız yok zaten çok şükür. Çok sağ olun. Eyvallah. Renk kattınız. Sizi dinledik. En azından düşüncelerinizi dinledik. Ve hakikaten dediklerinin sonuna kadar doğru. Kötü gün dostu derler ya. Biz hakikaten öyle bir şeyiz. Biz kötü gün dostuyuz. İyi zamanımızda bizim zaten birbirimize ihtiyacı yok. Çok şükür. Kötü zamanımız vardı. Bütün Türkiye, bütün ülke el ele. Allah'ım tekrardan oradaki yaralarımıza acil şifaları versin. Göçük altında kalıp da ölen kişilerimize Allah'tan rahmet eylesin inşallah. Mekanları cennet olsun. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Az ucundan siyaset yaptık ama genelde sektörün durumunu ve bir şekilde depremzede ailelerimizi konuşma imkanımız oldu. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.